Euzubillineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Psikoloji. Bütün temiz ve pis işler insana bakıyor ve insan yapıyor. Başarılı olmak için İstidadın ve kabiliyetin olması yetmiyor. Onu çok sevmen, devamlı hayal etmen ve elde etmen için ciddi ve sürekli adım atman lazım. Yani istidat ve kabiliyetin zekidir, efendim şöyle şöyle özelliği var oldu diye değil. Yani çok istiyor, bizden fazla istiyor. Onun için muvaffak oluyor. Korktuğunda sessizlikten, sesten korkan insan bazen seslerden lezzet alır. Anladık mı burayı? Bir de okuyayım. Korktuğunda sessizlikte sesten korkan insan bazen seslerden lezzet alır. Ne anladın İsmail'im? Hem sesten hoşlanıyor, hem de tekrar ses duymak istiyor, korktuğunda ama. Adam yüz müzik dinliyor, tamam mı? Ondan sonra sessiz kaldığı zaman tekrar müzik dinlemek istiyor veya herhangi bir şey dinlemek istiyor ki onu bastırsın diye, korksun. Fatih bir de okuyorum, sen iyi dinle, sen soracağım. Korktuğunda, virgül, sessizlikte, korktuğunda ama, korktuğunda, sessizlikte veya sesten korkan insan bazen seslerden lezzet alır. Ben de o İsmail'in dediği gibi, bunu bastırıyor korkusunu. Evet. Bastırıyor. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözlerinden bahsediyorum. Hiç benimle alakası yok. Şu anda. İsaliden de değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin böyle veciz hoşuma giden sözlerini kaydetmişim. Evliyaların vilayeti Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Peygamberlerin vilayeti Allah-u Teala'nın çok yakın olduğunu gösterir. Burada vilayet diyor, velayet diyor. Evliyanın vilayeti şuhut hasıl olur. Peygamberlerin vilayeti anlaşılmayan şeylere kavuşturur. Evliyaların vilayeti Allah-u Teala'nın pek yakın olduğu anlayamaz. Bir de okuyayım. Evliyaların vilayeti Allah-u Teala'nın pek yakın olduğunu anlayamaz. Buradaki cahilliğin ne demek olduğunu bilmez. Peygamberlerin vilayeti çok yakın olduğu halde yakınlığı uzaklık bilir, şuhudu görmemek sayar. Bu yolun ana caddesi sıddıkiyet yoludur. Sıddıkiyet yolunda oluyormuş bunlar. Sırrı akrebiyet mi? Evet. Zaten sadakat sırrı akrebiyete bakar. İlim kurbiyete bakar. Duymuş muydunuz bunu? Duymuştuk artık. İlim kurbiyete bakar. Evet. Mehmet, garibinize gitmesi lazım. Sadakat, akrebiyet ilahiyenin inkişafına mebnidir. İlim ise kurbiyet ilahiyenin inkişafına mebnidir. Alemlere uçmak için birinci kanat zahiri, ikinci kanat batındır. Başka? O halde ilimde seyir, ismi zahirde seyirdir. Alimde seyir, bakın o halde ilimde seyir, ilimde seyahat etmek, ismi zahirde seyirdir. Yani ilimle seyahat ederken, telak ederken zahiri malzemeyi kullanırsın. Alimde seyir ise, bir alim seni terbiye ediyorsa, seni batını, zahirin almışsa,
ismi batında seyirdir. Öteki sıfatlar ve isimler de böyledir. Sen vastadasın. Bunu kullanarak muvaffak olursan tabii seyir. Seyir-ü sefer. Alim ise bu seferini bitirmiş kısmen sana göre seni tamir ediyor. Seni inşa ediyor. Toprak maddeleri yalnız insanda bulunduğundan insanların üstünleri meleklerin üstünlerinden daha üstün olur. Toprak maddelerinin kavuştuklarına hiç kimse kavuşamamıştır. Meleklerde toprak yok. Cinlerde yok. Şeytanda da yok. Toprak unsuru ateş unsurundan üstündür. Su unsurundan da üstündür. Yani toprakta bu kadar neşinema var. Diğerlerine göre daha cami. Dolayısıyla topraktan yapılan insan diğer mahlukattan daha camidir. Ki insanda toprak unsurunun dışında ruhani unsurlar 18 bin aleminde hulasasıdır. İnsana hiçbir mahluk yetişemez. Olmaz, böyle bir şey yok. Bununla beraber bu makamda hepsinin başı toprak maddesidir. Ondan ötesi ancak yokluktur denildi. Aşıklar beni iyi anlarlar. İçsellik mevcudatın aslına yolculuk olduğundan onlardan uzaklaşmıyorsun. Anladık mı burayı? Aşıklar beni iyi anlarlar diyor. Yani içsellik, sefer var ya içsel, enfusi tefekkür. İçsellik mevcudatın aslında yokluk olduğundan oradan uzaklaşmıyorsun. Yani kendi aslına veya bunun enfusine seyahat edince hakikatine geçiyorsun. Bundan uzaklaşmıyorsun. Mesela aşık olur. Bu hariçte birisi gözüküyor. Aslında o hariçte olan kişi insanın batınındaki hakikatını uyandırıyor. O gözüküyor ama şöyle diyeyim. Çekirdek düşünün. Ağaç dal budak verdi, meyve. Hepsi farklı gibi gözüküyor. Dal, yaprak, koku, çiçek. Ama çekirdekte hepsi esastır, aynıdır. Her bir insan kendini şöyle düşünmeli. Ben kainatın merkezindeyim. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisi ya. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail. Cehennem de insandan yapılmıştır. İnsanın hakikatından yapılmıştır. Dolayısıyla hepsi insanın açılımıdır. Bütün insanlar benim açılımımdır. Hepsi, her bir insan öyle düşünmeli. Yani pergel benim, bu ne varsa yaratılış benden yapılmıştır. O zaman benim dışa çıkışım, o zaman benim sevdiğim şey aslında benim sıfatımdır. Ondandır ki tasavvufta eski büyükler dermiş ki aşık oldun mu oğlum dermiş. Yok, git aşık olandan sonra gel. Yoksa tarikata devam edemezsin. Aşk gölge oluyor ama abi. Gölge oluyor aslını bulmak için. Ama çoğunlukta batıyor tabii. Bak şimdi. Ben de bir donanım olmasa sevgi. Onu sevebilir miyim? İyi dinle buraya. Ben de sevme donanım olmasa kabiliyet istidadı. Onu sevebilir miyim? Sevemem. Peki benim bu istidadımı kabiliyetimi kim uyandırdı? O. O uyandırdı ama uyanan ve zevk alan bende o. O bende. Tamam. Peki o ne yaptı? Benimkini oynattı. Aslında güneş, toprak, su, hava çekirdeğin programını dışarıya taşıdı. Yoksa onlar program yüklemiyor. O zaman
ben onu seviyorum derken aslında onun aslı olan ben ve benim o cevherimi uyanmasından hasıl olan zevk ve aşktır. Batın manası budur. Bir daha şey yapayım, şöyle bakayım becerebilecek miyim? Bak, köpeği güldüremezsiniz. Yok istidat. Gördünüz mü öyle? Ha 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 ha. Kahkaha atan köpeği. Yok. Böyle kabiliyeti yok. Sığırın da yok. Ha şimdi, eğer kabiliyeti olursa uyandırabilirsiniz. Şimdi karşıdaki benimsini uyandırmadı mı? Seviyorum. Neyle? Sevgi donanımımla. Ben de o özellik olmasa sevemezdim. O ne yaptı? Benimkini oynattı. Oynayınca kabiliyet ortaya çıktı. Kabiliyet ortaya çıkınca gözüm karşıyı gördüğü için onu seviyorum zannediyorum. Aslında uyananı seviyorum. Uyanmışım ben. Ama uyandırmış. Onun iyiliği şu. Bendekini uyandırmış. Aslında insan kendisine aşık. Bir kuvvet olmasa zaten abi bir fiildeki uyandırır. Çünkü hariç bizim içteki yapıyı, dürtüleri uyandırıyor. Mesela uyku geliyor gece. Gündüz oluyor, uykudan uyanıyoruz. Bak mesela, hiç ses yok kabul edin. Ömründe hiç ses, insan sesi duymamış. Tek başına, insan konuşmayı bilmez. Konuşmayı bilmiyor diye konuşma kabiliyeti yok mu? Var. Ama uyandırma. Ömründe bantlamış, hep gözü bantlı. Hiç görmemiş. Var da kördür. Demek ki hariç insanlar ve eşya bizim donanımlarımızı inkişaf ettiriyor. Ben onu seviyorum zannederken o benim kalbimdeki batınımdakini uyandırmış. Ama gözüm dışarıda, kulağım şey, oysa burası seviyorum. Aslını seviyorsun. Uyanmış olan sevgidir işte o. Ama onda gözüküyor. Mesela ayna gibi. Lavaboya gittin. Buraya bakmıyor musun? Bunu niye tarıyorsun? Onda sen gözüküyorsun. Ondan maksat senin hakikatındır. O şu işe yaradı. Hakikatini uyandırdı. Namaza götürmeyen imam seni cennete nasıl götürür? Bazen insan beklemediği gücü ve çevreyi muhalefet ettiği şeyden ve muhalif olanlardan alır. Bu hadisatta da yardım ediyor deniyor. Bir de okuyayım. Biraz acayip bir cümle. Bazen insan beklemediği gücü ve çevreyi muhalefet ettiği şeyden ve muhalif olanlardan alır. Bazen mesela beklediğimiz bir hayat var veya beklediğimiz bir konuşma, bir söz bulamıyoruz. Muhalif olduğumuzdan bazen çıkıyor, muhalif olduğumuz kişilerden. Çünkü bazı fıtratlar var ki muhalefetle ortaya çıkıyor. Bazı duygular var ki nefretle ortaya çıkıyor. Mesela küfre nefret, hayra iman etmekten daha değişik bir hakikattır. Nefret de bir hakikattır, muhabbet de bir hakikattır. İman etmek de bir hakikattır, küfür de bir hakikattır. Vücut da bir hakikattır. Adem de hakikattır. Bazen seni aslına muhalefet ettiğin şeyler ulaştırır. Bu hadisatta da yardım ediyor deniyor. Rahatsız olmandan rahatsız oluyor. Bundan sonra galiba yok. Devam ediyor galiba. Bitti mi? Bitti ya. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözü bitti. Allah bir kulunu bırakırsa ihtiyarıyla baş başa bırakır. Eğer himayesini alırsa ona öyle ama öyle böyle koruyor, kolluyor ve muhafaza ediyor.
istedikleri olmuyor. Bir bakar istemedikleri oluvermiş. Allah koruduğu için. Nasıl örnek verebiliriz? İstemedikleri oluyor. Mesela bak Allah bir kulunu bırakırsa. Allah bir kulunu bıraktı. Ne yaptı? İhtiyarıyla baş başa bırakır. Allah dokunmuyor. Ne yapıyorsa Allah muvaffak ediyor. Çocuk gidiyor bıçak alıyor, elini kesiyor. Merdivende yuvarlanıyor. E onun ihtiyarını bırakmasan bak merdivenin başına doğru koşuyor gidip kapıyorsun. Ama ne yapıyor? Direniyor değil mi? Ağlıyor. Allah da bizi böyle yapıyor. Eğer himayesini alırsa Cenab-ı Hak ama öyle ama böyle koruyor ve kolluyor. Muhafaza ediyor. Nasıl anlaşılıyor? İstedikleri olmuyor bir bakarsın istemedikleri oluvermiş. Mesela bir misal vereyim. Ameliyatı bilmeyen bir insan düşünün. Bu çok güzel bir misal. Düğünde verdim. Ameliyatı hiç görmemiş bir insan. Nasıl olmuşsa hastanenin kapısından değil de arka kapıdan girince ameliyathanenin içine girmesin mi adam? Dinliyor musun Mehmet? Ameliyathaneye girmiş. Bir bakmış ki 4 kişi bir adamı kesip yatırıyor, kesiyorlar kan içinde. 2 tane doktor şöyle ötekiler de bıçak, kazma, kürek yardım ediyor hemşireye. Ameliyatı bilmeyen adam bu olayı nasıl değerlendirir? Vicdansız adamlar, vahşi adamlar, 4 kişi birisi yatırmış kesiyor. Zalim, değil mi? Peki, bunu diyen mi zalim, o işleri yapan mı zalim? Hakikatta. Diyen zalim. Zahire bakarsan şer değil mi? Ama hakikatta ne? Hayır yapıyorlar. Aynen bunun gibi Allah da insanı ameliyat ediyor. Yatırmış ameliyat. Ameliyat malzemeleri de hadiseler. Ameliyatın kendisi de elem, acı çekme. Hayatta acı çekmek sana varlığını hissettirir. Abi ölümden korkuyorum. Ha. Demek ki yaşadığının farkındasın. Ölüm korkusu olmasa yaşadığının farkında olmaz kişi. Abi psikolojim bozuk. Ha demek ki psikoloji denen bir ruh şey varmış yani. Farkında mısın? Farkındalığa getiriyor seni. Tabii. Bazı şeyler var ki suyla büyür. Bazı şeyler var ki ateş olan güneşle büyür. Bazı şeyler insanın fıtratı ikramlarla büyür. Bazı şeyler vermemeyle büyür. Bambu ağacı var değil mi içinde? Gerçi Karadeniz'de de var. Sulamaya gerek yok, onun gibi. O, yani bambu ağacı mesela şeydir, suluyorlar bir sene yok. 6 sene sürüyorlar, her sene çekirdeğine su yapılıyor. 6. sene 26 metre büyüyor. 5 sene hiçbir şey yok. Arkadaşlar, eğer soba olmasa, fırın olmasa ekmek pişmez. Onun için insanı ameliyat cerrahisi sıkıntıdır. Ruhu inkişaf ettiriyor. Hanımlar hayal ettiği şeyi düşünür. Erkekler ise düşündüğünü hayal ederler. İlk önce hayal eder sonra düşünür, düşündüğünü hayal eder. Bir de okuyayım mı? İlginçtir. Hanımlar hayal ettiği şeyi düşünür. İlk önce hayal ederler. İlk önce düşünmezler. Erkekler ise düşündüğünü hayal ederler. Korkunç bir ayrıntıdır. İlk önce hayal eder, sonra düşünür. Düşündüğünü hayal eder, sonra. Başka? Şeytanın miracı istidraçtır. Şeytan bile miraç yaptırır kürse kadar. Böyle uçarsın, kaçarsın. Mesela bir misal söyleyeyim. Namaza başlayan bir yeni bir insan, kadın ve erkek ilk akşamları 7 gün, 3 güne kadar 1, 3, 5, 7 rüyalar çok kötüdür.
cehenneme atılıyor, şey yapılıyor. Bunu şeytan gösteriyor. Namazı terk edenin bir veya üçüncü rüyaları uçuyor, bulutların arkasında cennettir, peygamberi kenardan görür. Çünkü peygamberi kenardan görmek peygamber değildir, sesi de değil. İlle yüzü olacak, o zaman şeytan giremez. Yani şeytan şer yaptığımız zaman bize uçurucu rüyalar gösterir. İnsanın insanlığı ve karakteri asla tesadüf olamaz. Niye? Çünkü kalite tesadüf olamaz. Kalitesizlik tesadüf olur. Ama kalite tesadüf olamaz. Çok ilginçtir bu. Yani mesela diyelim ki piyasada kalitesiz, uyduruk mal. Yani mesela peynirin bozulması tesadüf olabilir. Peynirin kalitelisi olması hiçbir zaman, hiçbir ziyakıl bir mantık tesadüfen kalitesizin kaliteli olduğunu iddia etmemiştir. İnsan kalitelidir. Onun için insana tesadüf müdahale edememiştir. Fikir geleceğe gidebiliyorsa yol var demektir. Geleceği düşünmüyor muyuz? Şöyle olur, böyle olur, çoğu zaman da olur fikirlerimiz. Eğer fikirler geleceğe gidebiliyorsa demek ki yol var demektir. Gelecek var demektir. Her din anlatanın arkasına din adına takılmayın. Doğrulanmamış dindarların arkasından, doğrulanmış dindarların arkasından gidin. Yoksa din adına boğazınıza tasma takarlar. Ve ehl-i sünnet ve cemaatin dışına bidâ fırkalarında at koştururlar size. Ondan sonra dönmek istesen de dönemezsin. Bir kere boğazını geçirmişler. Evet. Başka? Kur'an'da suizan, merak edenler için söylüyorum. 48. surenin 6. ve 12. ayeti ve 49. surenin 12. ayetlerinde geçiyor net. Kendi ihtiyacım için yazmıştım. Hiçliğini bilmek de bilmektir. Bir şey bilmektir o da. Bildiğin şeyin içi boş değil. Biliyorsun ya, hiçliğini bilmek. Hiç, içi boş değildir demektir. Aciz, fakr, noksan ve kusurunu idrak etmektir. Hiç, yani bir şey biliniyorsa o vardır ama varlık cinsinden değil. Başka? Zorluklara, sıkıntılara yenik mi düşeceğim? Ayağa kalkmanın mutlaka bir yolunu bulacaksın. Yeter ki azmini, isteğini yitirme. İnsanlar düştüğü yerden kalkamamalarının sebebi güçleri yetmediğinden değil, azimlerini yitirdiğindendir. Ben insanların hasta olmalarının, yani doğal yolla değil, psikolojik olarak hasta olmalarının en büyük sebebi hastalığı düşündükleri içindir. Alıştırılmış acizlik. Hastalığa alıştırılmış. Ben hastayım. Hasta oluyoruz. Mazi ve mustakbeli nazara almayan da asabilik olur. İlginçtir bu. Mazi ve müstakbeli nazara almayan hazır zamanda olayları çözümler. O anda hazır zamana, mesela birisi asabi olmuş. Sağ olun. Eğer asabi olmuşsa bilin ki hazır zamanda çözümleyememiş. Oysa onun asabi olmasına sebep hazır zamanda çözümü yok. Eğer mazi ve müstakbelle onu yayarsa çözümü vardır. O zaman asabilik olmaz. Yeni bir şey öğrenince denir ki yeni bir cehaletimi öğrendim.
Aslında öğrenmek cehaletini idrak etmektir. Bilmediğini bildin. Onun adı da bilmektir. Başka? Bedenin büyüklüğü davanın büyüklüğüne delil olacaktır. Mesela şehit olanın bedeli büyüktür. Bak, bedeli büyük olanın davanın büyüklüğüne delildir. Yalnız ormanda hiç kaldın mı? Kendim yaşadığımı söylüyorum. Kaldın mı? En büyük ses, en büyük ses sessizlik olduğunu gördüm. Seslerin ürküttüğünü değil, sessizliğin insanı dehşete soktuğunu gördüm. Birincisinde de buna işte bu buna benziyor değil mi? Yani bunun açılımı olabilir mi? Hangisi birinci? İlk başta okuduğunuz var ya. Neydi? Sessizlikten hani. Ürkmek falan. Ürkmek ha bu. Yeri geliyor ürküyorsun, yeri geliyor sana teselli veriyor. Teselli veriyor. Sessizlik bazen teselli verir, bazen ürketiyor. Mesela bazen sessizlik öyle bir ses ki, bak sessizlik öyle güçlü bir ses ki hiçbir sese benzemiyor. Öyle derin dehliz ki içine sokuyor seni. Korkunç. Bir yerde değil, her yerde. Bir şey söyleyeyim mi size? Sessizliğe ancak Allah tahammül eder. Çünkü Allah var iken hiçbir şey yoktu. Sessizlikti. Sessizlik insan tahammül edecek bir şey değil o. Bunlar pek konuşulmuyor, konuşmuyorum bunları. Yani buna benzer cümleler var böyle, atlıyorum onları. Sessizliğe ancak tahammül Allah yapar. Çünkü insan mahluktur. Tersi onu Adem deniliyor. Sessizlik mesela Adem'in bir sıfatıdır. Bu bazen o sessizlik var ya, en büyük şehir gürültüsü bile sana may zemzem gelir. Maya geliyor, insan istiyor, sessizlik istiyor. Ama gibi. Gibi. O sessizlik dediği şu. Yani daha ama bu değil yani. Bu sessizlik bu daha değil. En güçlü konuşmak konuşmamaktır. Konuşmak gümüş ise demişler değil mi büyükler? Sükût, susmak altındır. Bunu herkes anlamaz bu. Tenkit eder şimdi. Dedi. Ben bunu dağda yaşarken gördüm. O gece. Bir acayip bir şey ya. Bir koridor gibi bir şey. Dibi yok yani. Seni içine çeken bir şey. Karanlıkta korku. Demek ki o zaman yazmış. Karanlıkta korku. İyi dinleyin ama burayı. Karanlıkta korku olur. Güneşte güven ortamı oluyorsa ne olur burayı iyi meşk etmenizi rica ediyorum. Karanlıkta korku oluyor. Güneşte de insana güven oluyorsa korku ile karanlık arasında doğru bir orantı var demektir. Seste güven olur. Sessizlikte güvende hissedemezsin kendini. Korku karanlıkta olur, aydınlıkta güven olur. O zaman korku ile karanlık doğru orantılıdır. Korku aklidir, korku aklidir. Karanlık aklidir, kalp şeydi. Haf ama şey, zulmet. Zulmet kalbidir. Korku düşüncelerdir. En büyük düşmanımız şeytan nefis değil o. Nasıl yani büyük düşmanımız? Kur'an'da da söylüyor. Tabii ki bu harici vücuttan bahsediyor. Ama onu içeriye sokan düşüncelerimizdir. Yani şeytan, cin, nefs-i emmare bizim düşüncelerimizle girer. Mesela bebeğe, bebek, deli, hayvan, ölüm korkusu yoktur. Veya bir şey korkmaz. Çünkü fikir yolları yok. Yol.
Yol yok. Şeytan girecek yolu yok. Deli mesela gece dolaşır diye. Hayvan bir tanesini kesersin, ötekisi ortlar. Fikir yolu yok ki ona şeytan korku versin. Fikir yoldur. En büyük, ben en çok korktuğum şey düşüncelerimdir. İnanın bana. Bakın bakalım Allah'ını seversen, senin moralini bozan şeyin altına bakın bakalım. Olumsuz düşünceler değil midir? Oradan girmiş adam. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Dördüncü surenin 123. ayetinde mealen, kim bir kötü iş yaparsa onunla cezalanır ve kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilir ne de yardımcı. Demek ki yaptıklarımızdır bizim çektiklerimiz. Senin derdine yetecek kadar sabır verilmiş. Sen ise başkasının derdini yüklendin. Ama senin sabrın ancak sana yetecek kadardı. Niye yükleniyorsun? Yersiz şefkat, ifrat-ı şefkat illet getirir. Yani tefrit, vasat, ifrat. Aşırısı, ortası, nötrü. Yani aşırısına ifrat, ifrat-ı şefkat illet getirir. Çünkü Allah sana yetecek kadar vermiş. Diğerlerini kuşatacak kadar şefkat yap, o Allah'a ait, sen kaldıramazsın. Uçaktan, kanserden bu kadar korkan insan, psikolojik bozukluk o kadar daha dehşetlidir ki ölümü çare görüyor. Uçaktan korkuyor, kanserden korkuyor. Mesela geçen işte anlattılar ya, 1,5 ay oldu şimdi, 2 ay diyeyim. Çapa veya Cerrahpaşa, karıştırıyorum Çapa Cerrahpaşa diye. Doktor anlatıyor kendisi. İkinci doktor yani. Bu doçent. Nurcu'dur. Profesör. Profesör olmuş. Demiş ki bir hastaya çok da böyle gayet rahatlıkla söylüyorlar kansersin diye. Adama demişler. Adama çağırmışlar heyete aşağıya, nörosu aşağıysa. Güzelce mesela anlatmışlar. Ondan sonra eline kağıdı da vermişler, raporu vermişler. Efendim, kanser. Adam böyle bir renk değiştirmiş ama hiç ses yok. Vursa kanatmaz dedi. Döçat anlatıyor bana. Ece Döke de anlatıyor. Tanıyor, abi diyor. Ondan sonra gitti koğuşuna. Tedavi için oradaydı. Bir saat geçmemiş yani. Hemen bir hemşire geldi, bir heyecanlı. Ondan sonra hepimiz koştuk, gittik, baktık adam ölmüş. Neyle öldü? Kanserle mi öldü? Neyle öldü? Korkuda. Kalp mi? Öt patladı. Zehirliyor vücudu. Öt mü patladı? Şey mi patladı? Demek ki kanser veya psikolojisi bozuk. Bu bozukluğundan, bu korkudan ölümü tercih ediyor. Ölümden korkmuyor. Demek ki psikolojik bozukluk ölüm korkusundan beterdir ki bundan kurtulmak için ölümü tercih ediyor. Anlıyor musunuz mantığı? İman çaktırmadan seni ne kadar besliyor ki aynı şartlarda olduğun halde, sen de kansersin, psikoloji, aynı şartlarda olduğun halde hala mutlusun. Senin böyle korkuların olmuyorsa imanının güzelliğindendir. Mesela bir dişi ağrınca, tırnağı ağrınca, en ufak bir hastalığından dolayı ölüm korkusundan doktora koşan bir insan, psikoloji bozukluğu veya kanserim demekle yani, ölüm korkusundan kurtulmak için ölüyor.
intihar ediyor. Demek ki ölüm korkusu intiharı tercih ettirebilmiş. Korktuğu şeye gidiyor aslında. Korktuğu şeye gidiyor ama burada şeyi anlamak lazım. Adem abi. He? Adem evet. Mesela oraya geleceğim. Mesela ölüm korkusundan intihar ediyor. İntihar çaredir. Ölüm korkusuna karşı. Ölüm korkusu ne kadar dehşettir ki normal ölümü yapıyor. Demek ki ölüm korkusu, ölüm korkusu değil. İfade edilememiş, yorumlanamamış Adem korkusudur. Akıl onu yorumlayamamış. Hiçlik korkusudur. Çünkü ölüm korkusundan ölüm tercih edilemezdi. Ölüm korkusundan ölümün çıkması ifade edilemeyen, yorumlanamayan Adem'dir. Çünkü akıl realitelerden ve realite arasındaki ilişki ve çelişkiden bahseder. Varlıkta iki şey vardır. Ya şey ya eylem. Hadiseler. Ya eşya vardır ya hadise vardır. Başka ne var? Ya hadise var ya eşya var. Akıl bunların yöntemini yani bununla bunun ilişkisini koyar. Bununla benim ilişkimi koyar. Bununla toprak ilişkisini, bununla güneş ilişkisini. Bununla asitle çelişkisini anlatır. Tamam? Bunu taşla çelişkisini anlatır vesaire. Sır da. Şimdi akıl varlığın cihazıdır. Varlık. Burayı unutmamanız lazım bak. Şimdi Adem o kadar dehşetti ki cehennem bile ona çalışıyor. Cehennem diyor Adem alemlerine çalışır diyor. Hatırladın mı ifade? He? Mahsulatını yetiştiriyor bak. Cehennem hiçbir şey değil. Cehennem bile memur çalışıyor ona, Adem'e. Peki insan varlığın Allah'ın dışında her şeyin çekirdeği midir? Çekirdeğidir. Adem alemleri de var mı insandaki subhanallah subhanallah diyor. İşte ama Adem alemleri vücudu olmadığından vücudun formatı olan akıl onu yata edemiyor. Onu izah edemiyor. Vicdanın ta derinliklerinden tın tın geliyor. Adem. Hiçlik korkusu. Hiçlik. Korku değil. Hiçlik. Akıl vicdana geliyor. Vicdanı kaos gibi sarıyor. Duman gibi. Bir şey anlatıyorum bak. İçteyiz ha. Vicdanın ta diplerinden Adem geliyor. Korku değil bu. Adem. Vicdanı duman gibi sarıyor. Vicdan dehşete kapılıyor. Akla intikal ettiriliyor. Bunu çöz ve çare bul. Akılda bakacak ama adamı yok. Adam yok. Kimse yok. Varlıksız varlık. Ama korkunç ortada bir eylem var yani. Bu sefer akıl buna en yakın bir maddeyi, düşünceyi, sivriyi salgılıyor, öne çıkarıyor. Bu neyle bu Adem'in, Adem'e karşı en yakın nedir? Ölüm korkusu. En yakın ona yaklaştırıyor. Adem akıl seçiyor, bu mu bu mu? Olan bir şey var. Alttan yanıyor. Mama, bunu hiçbir yerde göremezsin. Klinik konuşması değil ha bu. Ondan sonra bir insanın da keşfi de değil bu. Bu vicdan, vicdanedir diyor hiçlik korkusu. Hiçlik. Vicdanın ta diplerinden cehennem dahi olsa varlık isterim. O Adem bir yol bulmuş, dumanını sarmış şeye, vicdana. Vicdan dehşete kapıldı mı? Vicdan dehşete kapılınca akıldan yardım istiyor. Akıl diyor ki nedir? Ben de bilmiyorum diyor ama dibim kaynıyor. Neyin, nasıl çare bulacağım diyor akıl. Akıl cihazdır. Realitelerle çalışır. Yok ki bir şey. Ama vicdanın o dehşetli mesajlarını aldı. O dehşete kapılınca akıl dedi ki bu nedir ya bir benzet yani derler yani. Mısır'ı görmeye bir insana desek. Ya kardeşim aynı Mısır şöyledir böyledir. Mısır'ı ben anlatırken kendi dünyasında var olan bitkilere benzetirdim. Heh, buna benzer biraz deriz. Şimdi akıl da
Ulan nedir o vicdanın taşıdığı bu tarafa? Nereye benziyor? Tırnak acısına benzemiyor, böbrek acısına benzemiyor, üşütmeye benzemiyor, affedersin ishala benzemiyor, baş ağrısına benzemiyor. Seçiyor, seçiyor. Buna en yakın nedir? Ölüm korkusu. Ölüm korkusu önüne çıkarıyor. Demek ki ölüm korkusu ifade ve yorumlanamayan Adem hakikatıdır. Adem korkusu da demeyeceğim. Korku bu zaten. Korku aklidir. Haf kalbidir. Adem'den kaynaklanıyor. Adem alemleri kendisini ifade ediyor böylelikle. Hatta böyle rastladım çok. Rastladım çok ne demek yani? Adem'in bir sıfatını, dişe vuruşunu çok hissettim ben. Çok tarumar ediyor. Her tarafı kasıp kavuruyor. Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah diyor. Neyse. Kim ne anladıysa. Haramın harmanı olmaz. Başka. Uzun vadeli dostlar çok az vardır. Bak bakalım uzun vadeli dostlarınız kaç tanedir? Dostlar edinmek çok zordur. Çünkü dost en pahalı şeydir. Ona ömür veriyorsun, zaman veriyorsun, seyahat ediyorsun, yemek yiyorsun, sevdiklerini takdim ediyorsun. Yani dosta en fazla yatırım yapılan şeydir. Böyle dostlukları basit beklentiler yüzünden hemen de bırakmak, bu kadar yatırımları hiçe almaktır. Uzun vadeli dostlar çok az vardır. Şahsen benim bile çok azdır. Ve en büyük ahmaklığım, ciddi ve kaliteli dostlarımı basit sebeplerle, basit beklentilerimle kurban etmiş. Dostlar ancak üstü ne zaman çizilir? Umumu hukuka bilerek tecavüz ederse, şahsı hukukla üstü çizilmemesi lazım. Boşta kaldım, sıkıldım. Çünkü hayatımı umumi ceyran edenin içine koymuştum. Yani hayatım hep hareketli geçiyor. Hayatımı böyle bir umumi bir çalışma, bir hareket içinde, cemaat içine koymuştum. Boşta kalınca sıkıldım. Sonra Kur'an'ı elime aldım, okumaya başladım, sıkıntım gitti. Çünkü umumi hayatı hayatımın içine katmıştım. Kur'an umumi bir hayatın hulasası. Radyum nedir biliyor musunuz? Radyum, röntgen ışınları gibi her şeyin iç yüzünü gösteren Kur'an hakikatleri ile maddenin ve tabiatın iç yüzünü sezmek, anlamak için kullanılan bir cihaza nispet ediliyor. Lemaat 739'da söylüyor usta. Radyum. Bana iki tane alet verildi diyor. He? Hatırladınız mı? Elektrik. Alet. Bu radyum nedir 739'da? Açın bakalım sözleri. Aç 739 hemen bulun. Buldunuz mu? Radyum. Radyo değil. Radyum. Açtırmayın bana. Hadi. Aynı öyle yazılıyor. Radyum. Şimdi işte avucu. Bir de okuyayım anasını siz bulurken. Radyum, röntgen ışınları gibi her şeyin iç yüzünü gösteren Kur'an hakikatleri ile maddenin ve tabiatın iç yüzünü sezmek, anlamak için verilen bir cihazdır. Efendim? Radyum bari bir ya. Ha aç. Oku bakayım İrfan. Radyum bari
Radyum bari o maddeyi Kur'ani ışığıyla sezmiştim. Heh. İşte gözüne aydın. Ziyadan aleme çıktık. Bak şu zemini türnazi. Evet. Bu. Peki. Değiştiriyorum. Vehim dimağa. Şeytan kalbe vesvese atardı. Ramazan'da şeytan devre dışı olunca senin dima bir, kalp iki, vehim sen 1/2 galipsin. Ramazan orucu şeytanın vesvesesine karşı değil, o bağlı artık. Nefse marenin ifadesi olan vehim, tasavvura oruç tutturmaktır ve sırf onunla mücadele etmektir. Şimdi vesvese kalptedir. Vehim aklidir. Vehim fikridir. Vesvese ise eylemin görüntüsüdür. Mesela abdesti olana abdestin yok der. İmanı olana imansızsın der. Eylem. Şimdi şeytan Ramazan'da devre dişi mi? Devre dişi. Kim var? Vehim. Vehim duruyor. Yani şeytan bir, vehim ikiydi. İki. Sen birdin, ikiye birdin. Ramazan'da ise bire birsin. Vehim ve sen. Yani vehim nefsi emmare, insan nefsi emmaresi, şeytan değil nefsi emmaresi, harici işte insan şeytanları, cini şeytanlar gelir. Vehim ise düşüncedir, varı yok yoku var gösteren bir kuvvedir. O zaman oruçta en büyük hedef vehme darbe vurmaktır. Onu da vurmanın en güzel yolu güzel düşünen insanlarla beraber olmak. Yani güzel insanlarla beraber olunca artık onları demeye gerek yok. Yani iyi insanlarla beraber oldun mu vehme çok büyük bir darbe vurursun. Yoksa pek şansın yoktur yani. Yani hem kötü insanlarla beraber olacaksın hem iyi düşüneceksin. Böyle bir şey yok. Veya şöyle benzeyeyim. Sen kötü işler yapacaksın ama kendini iyi hissedeceksin. Hem nefsinde taviz vermeyeceksin, her türlü melaneti yapacaksın, hem ruhsal lezzeti de talip olacaksın. Ruhani lezzet de alacaksın, lahuti lezzetleri de alacaksın. Şöyle diyeyim. Hem gıybet ortamdasınız, gıybet edeceksiniz birisini, hem de gıybetten sonra of be ne kadar rahatladım ya. İyi ki yaptık bu gıybeti ya. Ne kadar insanı ferahlatıyor. Olur mu? Hem kötü iş yapacaksın, hem kendini iyi hissedeceksin. Dilini ne bedduaya ne de lanete alıştırma. Sorunların kaynağı ve çözümün de kaynağı dimağdır. Çünkü ben artık en büyük düşmanım düşüncelerimdir. Şeytan o yolla girer. O girendir. Yani sorun neredeyse çözüm de oradadır. Varlığı oldukları gibi değil, olduğumuz gibi görürüz. Varlığı oldukları gibi değil, olduğumuz gibi görürüz. Herkes farklı görür. Hepiniz beni farklı görüyorsunuz. Herkes bunu farklı görüyor. Siz zannediyor musunuz sizin gördüğünüz gibidir bu? Ben öyle görüyorum, bir başkası öyle görüyor. Kütle ağırlık kullanılmayan enerjidir. Kütle ağırlık kullanılmayan enerjidir. Bundan kurtulmanın tek yolu harcamak manasına gelen harekettir. Nasıl ki E eşittir MC kare birbirlerine dönüştükleri gibi. E enerji değil midir? MC kare. Mesela neyi almak istiyorsun? C kareyi. Şey yap. E bölü M. C'yi buluruz. Birbirini dönüştüremez misiniz bunu? Biliyorsun da. Şimdi kütle ağırlık kullanılmayan bir enerjidir. Bundan kurtulmanın tek yolu onu harcamaktır. O zaman hastalıkların yani kökeninde olumsuz düşüncelerdir. Olumsuz düşünceler de enerjilerdir. Bu enerjiler de kullanılmayan enerjilerdir. Vücudun atıklarıdır. O zaman hareket etmek lazım.
Ondan dolayı ki ben işi, çalışmayı iş olarak görmüyorum. Tedavi olarak görüyorum. Kaç para maaş alıyorsun? 10 lira. Kaç para masraf ediyorsun gidip geliş efendim yolda yemek? 11 lira. Git 11 lira ver, çalış. Çünkü iş, iş değildir. Tedavidir. Hastalığın kaynağı işsizliktir. İki tane doktor vardı bizi meşhur. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. En büyük hastalığın kökeni, mikrobun yatağı boş olmaktır. İnsan kalktığı zaman, ya ne yapayım ya? Şimdi ne yapacağım? Demek senin hiç şansın yok o gün. Yapacak işin yoksa senin o gün huzurlu olma hiç şansın yok. Mümkün değil o. Kafanı çünkü en büyük düşmanına teslim olacaksın. Çünkü kafanı kafanı yiyecektir. Abi çalışmayıp da hizmet için çalışacaksın. İnsan sevmek değil, sevildiğini bilmek daha mutlu ediyor. İnsan sevmek de değil, sevildiğini bilmek de daha mutlu oluyor. Mesela biz Allah'ı seviyoruz. O sevgiden daha büyük sevgi vardı. Allah beni sevdiğimi, beni sevdiğini bilmemdir. İnsana özgüven vermiyor sevmek. Ama kabul görüyorsan yargılanıyorsun demektir. Bak kabul görmüyorsan yargılanıyorsun demektir. İnsanı en çok mutsuz yapan da yargılanmaktır. Ya. Yani adam mesela ben seni seviyorum diyor kıza. O da diyor ki ben seni sevmiyorum. İntihar ediyor. Bak ben seni sevmiyorum diyor cevapla hayatını sıfırlayabiliyor. Çünkü sevilmemek kendini sevmekten daha büyük öteye bir çöküntü yapıyor ki ondan kurtulmak için intihar ediyor. Bak kendisini seviyor. Ben seni seviyorum diyor. O da diyor ki ben seni sevmiyorum. Bu söz hayatını sıfırlıyor. Demek ki sevildiğini bilmek kendini sevmekten daha kıymetlidir insana. Özgüven motivasyon yapıyor. Sidret-i Muntaha cismaniyetin kab-ı kaysen ise enenin nihayet hudududur. Bir daha okuyorum. Sidret-i Muntaha cismaniyetin kab-ı kaysen ise enenin nihayet hudududur. Kontrol kalemi elektrikçiye neyse nurcular da laikalar öyledir. Anladın mı Abdülkadir bunu? Elektrikçiye kontrol kalemi nedir? Neyse nurcuya da laikalar öyledir. Tak tak. Hiç şüphe etme. Kontrol kalemini bir tuttum böyle. Lamba yanıyor, ceyran var. Der misin? Yanıyor ama gerekli yanmıyordur. Der misin? Laikalarla bir vurdun adamı, hizmetle alakası yok. Ya olabilir hizmet olarak koy kenara. Hiçbir şeyler, hizmet, nur hizmeti değil, başka bir hizmettir. Bankada da yazıyor, hizmetin hududu sınırı yoktur diyor. O da hizmettir, doğru. Şer de hizmettir. Ama nur hizmeti değildir. Başkası olmaya gayret gösterme. Başkası olmaya gayret gösterme, sen olmaya gayret göster. Çünkü olmaya gerek yok, zaten o var. Zaten olamazsın da zaten. Olamaz. Ustad şey demiş, kendi yürüyüşünü bırakıp başkasının yürüyüşünü taklit edenler onu yapamadıkları gibi kendi yürüyüşünü de unuttular diyor. Bazı insanlar beni bana unuttururken havlum hep bana sarılarak beni bana hissettiriyor. Dokunarak beni okşuyor, bana hücum etmiyor, hakaret etmiyor, en önemlisi de beni kabulleniyor havlu. Onun için kucaklamış beni. Bir de okuyayım. Manyağın birisi işte bunu yazan. Bak bazı insanlar beni bana unuttururken havlum hep bana sarılarak beni bana hissettiriyor. Dokunarak beni okşuyor.
bana hücum etmiyor, hakaret etmiyor, en önemlisi de beni kabulleniyor. Çünkü sarılmış bana. Kendimi hissetmeye sebep olmuş. Allah. Halı yapmak istemiyor. İsterseniz bir deneyin abdest aldıktan sonra. Ama daha yeni yıkamış. Koyun böyle suratını. Yüzünüzü yıkadıktan sonra, abdestten sonra. Kapatmayın. Böyle sarılın. Bak seni nasıl kucakladığını göreceksin. Nasıl okşuyor. Hiç art niyeti de yok. Hiç hesap hesabı da yok. Beklentisi yok sende. Tenkit etmiyorsun. Ne yaparsan ya. Şu tarafın çirkin, şu tarafın çamurlu demiyor. Kabulleniyor. Ve aynı zamanda seni örtüyor. İyi bir arkadaştı. Sevdiklerinize halı gibi olun. Evet. Demeli. Ne dersen de işte artık. İstersen şiir yaz. Sizin sözde var ya hani üç tane şey, bir tanesi. Neydi? Zühre bir tanesi. O aklıma geldi şimdi. Safi. He. Reşat Katredi. Başka bir yer okuyorum. Riya, ucub, haset, suizan vesaire hastalıkların tedavisi için tefekkür-i imani, ishar hasreti, rabıta-i mevt, İhlas Risalesi'ndeki dört hakikati acil eyleme dönüştürmektir. Okuyun bir daha. Riya, ucub, haset, suizan gibi hastalıkların tedavisi için bir, ilaç. Doktor ilaç yazıyor size. Tefekkür-i imani. İki, ishar hasreti. İshar, kardeşini nefsine tercih etmek. Üç, rabıta-i mevt, ölümü sık sık düşünmek. Dört, İhlas Risalesi'ndeki dört hakikati acil eyleme dönüştürmektir. Başka, müminin miracı namaz, nefsin miracı ishar hasreti, nimetin miracı helal kazanmak ve helalde harcamak, duanın miracı huşu ve huzur, hizmetin miracı ihlas, talebenin miracı mana, önde gidenlerin miracı sadakat, ustadımın miracı 7. şua ve 4. şua, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı, miracı ekberi 6. şua. Ustadımın miracı da 7. şua. 4 ve 7. Psikiyatri kurucuların bazıları şunlar. Freud, Willemann James diyor ki inançlar doğru oldukları için işe yaramıyorlar, işe yaradıkları için doğrudurlar. Çok ilginç değil mi? Adı neydi sen ya? Sen söyle. Kerim. Kerim miydi bak? İyi dinle bak. Ne anladın diye soracağım. İnançlar doğru oldukları için işe yaramıyorlar. Doğru oldukları için işe yaramıyorlar. İşi yaradıkları için doğrudurlar. Şeye benziyor tamam mı? İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın. Güzel. İrfan sen ne anladın? Abi bir deney yaparız. Deney sonucunda doğru sonuca ulaşmışsak demek ki yaptığımız doğrudur. Sonuca göre değerlendiririz. Yani yaptığımız hareketin realitesinde bir gerçeklik. Yani bu ortamda bulunuyorum ve rahatlıyorsam demek ki doğru yerdeyim. Yani sonuçtan başa gitmek. Evet. Yani birincisi inandığı için kendisini rahat hissetmek değil. Sıkıntısı mesela netice itibariyle bir şey verdik ona, düzeldi. O demek ki o şey doğrudur. Şey demez ya. Allah'ı reddediyor. Bir kısım öyleler var ya. Ama bir düzen koyucu, bir sistem kurucuyu kabul ediyor mecburen. Orada ilkinde teist gibi. Yani ilkinde reddediyor. Mesela inançlar doğru oldukları için işe yaramıyorlar. Yani doğrudurlar, kimsenin şüphesi yok ama kim kullanıyor ki? Kim kendini okuyor? Kullandığın zaman doğru olduğunu anlıyorsun. İnandığın için değil, kullandığın zaman doğruluğunu o zaman anlıyorsun. Ben de bir parça tecrübe ettim, evet doğrudur ya. İşte ben bir parça tecrübe ettim. Hakikati bulduktan sonra... Evet, o zaman doğrudur. Aleminde onun. Hakikati bulduktan sonra. Onun aleminde doğru o zaman. Yani... Doğruya inandın ama ne işine yaradı?
Hiçbir doğruya inandın. Fatiha'yı biliyorsun, namaz kılmamışsın. Fatiha'nın okumayı bilsen, Fatiha doğru olduğunu ne işine yarayacak ki? Ama ne zaman namaz kıldın veya ne zaman sıkıntına Fatiha, elhamdülillah Rabbil Alemin rahatladım. Of be, o zaman Fatiha doğruymuş. Neyi seyrediyorsanız hipnoz oluyorsunuz. Onun tesirin dışına çıkmak çok zor, belki de imkansızdır. Çünkü tahayyülün içine tasavvurları koymayı becermişler. Eğer bir filmi seyredebiliyorsanız sizi içine almıştır. Seyredemiyorsanız, seyretmek zevk vermiyorsa sizi içine alamamıştır. Güçlüsünüz demektir. Eğer rahat kalple seyrediyorsanız adınız gibi inanınız ki sizi içinize almıştır. Sizi hipnoz ediyor. İçeriye giren her şey de canlanıyor. Filmin dışarıda kaldığı gibi değil. Gözden, kulaktan, burundan, dilden, elden içeriye ne giriyorsa içeride hep canlı oluyor. Aramızda vahiy olacak peygamber yok. Vahiy alacak peygamber yok. Aramızdaki münafığı ise, bak aramızda vahiy alacak peygamber yok. Aramızdaki münafığı ise Cenab-ı Hak ile bir vesileyle deşifre ediyor. Yani peygamberle deşifre etmesi lazım Allah. Münafığı. Peygamber yok. Vahiy gelmeyecek. Münafığı nasıl anlayacağız? Allah bir vesileyle onun münafık olduğunu deşifre ediyor. Yani yani kişinin kim olduğunu, zihniyetinin arkasındaki niyetin ne olduğunu gösteren en belirgin göstergelerinden biri de o zat kime taraftar, kimin yanında, kimlerle beraber hareket ediyor, Allah onları bize böylelikle deşifre ediyor. Mesela kafanızda tasarlayın mesela bir kişi. Beni tasarlayın şu anda. Beni tasarlayın. Bir, kişinin kim olduğunu, bilmiyorum Hasan. Zihniyetin arkasındaki niyetin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Benim düşüncemin arkasında neyi kastettiğimi bilmiyorsunuz. En belirgin göstergem şudur. Biri de o zat kime taraftar? Ben kime taraftarım? Kimin yanındayım? Kimlerle beraber hareket ediyorum? O beni Allah deşifre ettiğinin alametidir. Sahile atıyor. Evet, sahile atıyor. Benim iddia ettiğim konuştuklarıma bakmayın. Ben kime taraftarım? Kimin yanındayım? Kime karşıyım? Kiminle hareket ediyorum? Bundan daha kesin şey yoktur. Kişinin işidir, aynası lafa bakılmaz. Adam zındıkla beraberdir. Benim niyetim halis. Onu takkeme anlat. Adam ustad diyor ya işte gaz kaçırıyor. Ya abdestin gitti. Niyetim halis canım. Abdest gitti. Bir niyetim yok ki. Beden abdesti götürdü. Niyete bağlı değil. Allah'a tevekkül edip güvenmiyoruz. Allah'a karşı güven duygusu sorunu yaşıyoruz Müslümanlar olarak. Bu beni çok ağrıma gidiyor. Ben tespit ettim onu. Allah'a karşı güven duygusu var bize. Güvensizlik, güven duygusu sorunu yaşıyoruz. Ne olur bunu biraz tefekkür edin. İkinci ne olur dediğim cümledir. Müslümanlar olarak Allah'a tevekkül edip güvenmiyoruz. Allah'a karşı güven duygusu sorunu yaşıyoruz Müslümanlar. Allah'a pek güvenimiz yok. İnancımız var da güvenimiz yok. Nasıl aktaracağız? Çare yani ne çare? Çare nedir biliyor musun? Yani hep aynı şeyi söylüyorsun ama sen doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Bu şey yapar. Yöntem itibariyle 6 tane sistem çalıştırmak. Yöntemi de bu. Ama o düşünsel olarak o. 6 tane yöntemi yapmak. Allah'ın en çok razı olduğu insan modelini sıralamış, o model insanların sıfat ve vasıflarını, eylemlerini yaparsak, Allah'ın da bizi sevdiğine alamet olacaktır. Allah'ın en çok sevdiği modelin, Allah'ın sıralaması şöyledir. Ebu Bekir Sıddık, sıdıkiyet, teslim. Bir hakikata şartsız ve hesapsız teslim olmak. O da
edili şeriye. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Ne dedik? O kadar. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani Ebu Bekir Sıddık İslamiyet teslimiyettir. İki, Ömer, muvazene ve muhakemeli olmak. Yani davranışlarımızı, konuşmalarımızı ölçeceğiz, tartacağız. Üç, Ömer, Osman, ayna darlığını bilmek. Allah'a karşı ayna darlığını bilmek. Dört, Ali, ilim. Beş, fedakarlık, Hasan. Altı, cihat, Hüseyin. Bunlara ne kadar yakın olursak Allah bizi o kadar sever. Hidayet de bu sistem üstünde çalışıyor. Allah'ın hidayeti bu altı sıfatın bütünlüğüdür. Çünkü Risale-i Nur bu şeyin diyor, Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh 6 aylık hilafetinin devamıdır diyor. Bana çok ağrıma geliyor ha. Allah'a karşı güven, tevekkül edip güvenmiyoruz. Allah'a karşı güven duygusu yaşıyoruz yani güvensizlik. Ben derslerimde hoca edası, belagatçı edası, öğretici, öğretmen edasıyla konuşmadım. Zaten beceremedim tarihte. Ben halkın birisi olarak, onlardan biri olarak göründüm. Samimi duygularımla konuştuğumu zannediyorum. Hatta bana demişlerdi ki, diksiyon dersi alsan olur mu diyedi. Baya ciddi ciddi insanlar bunu bana söyledi. Madem topluma hitap ediyorsun, güzel harika tespitlerin var. Bu söylesem şaşırırsınız. Çok meşhur adamlardan. Ve verenlerden de birisi o, bir tanesi. Topluma hitap ediyorsun. Ya. Diksiyon dersi alsan olmaz mı dediler yani. Nasıl konuşuyor? Bak sen böyle acayip acayip öyle devrik cümle kullanıyorsun. Başı sona sonu arkaya koyuyorsun falan. Doğru söylüyorsun dedim. Hazreti Ebu Bekir Redialan bir sözü var dedim. Neymiş dedi o? Hazreti Ebu Bekir Redialan demişler de o da şöyle demiş aynı şeyi. En güzel konuşmak, konuşmanın içerisine yalan katmayıp samimiyetini koymaktır. Benim diksiyonum da bu. Yamuk yumuk konuşuyor. Uslubum da yamuk yumuk. İhlas oluyor. Yani ihlas ve sadakat. İhlas tek olmaz. Yani ihlas Allah'a güvenmek. Sadakat ise ahirete göre hadiseleri yorumlamak. Ahiretsiz dünya işlerini yorumlayamazsınız. Niçin insan yaşlanıyor? Ahiretsiz izah edemezsiniz. Niçin insan ölüyor? Ahiretsiz izah edemezsiniz. Niçin o yapmıyorsun o haramı? Niçin onu zulmetmiyorsun? Niçin çalmıyorsun? Ahiretsiz izah edemezsin. Ahiret inancı dünyanın mayasıdır. Hakikatini dönüştürüyor. Dedim ki en doğru konuşmak, konuşma içine yalan katmayıp samimiyetini koymaktır. Samimi olmaktır. Dedi ki vazgeçtim. Çünkü diksiyona ihtiyacı olanlar konuşmalarında samimi değiller. Böyle. Arkasına değil. Yani baktığın zaman hayattan da böyle. Samimi olacaksın kardeş. Çünkü Allah Resulü diksiyon dersi almamış. Allah terbiye etti. Bediüzzaman'da anlamış, İmam Rabbani anlamış. Yani alınmaz demiyorum. İlk önce şu, samimi olmak. Konuşmana yalan katma. Misallerine yalan katma. İçerisine kendini koy. Ağzından atıp gönderme. Yaşadıklarını söyle. Başka, istikametsiz birisine rast gelsen, bu benim kadar bilgisi yok ki nereden bilsin demeli. Tenkit hemen etmemeli. Hele hanımınıza, eşinize, evli olanlar için söylüyorum. Peygamberlik, çıraklık, kalfalık gibi eğitimden gelmez, ondan peygamberlik denmiş. Çıraklığı, kalfalığı, ustalığı yok. İlkokul, ortaokul, lise, kilisesi yok. Yani peygamberliğin böyle bir yöntemle gelmemiş. Onun için peygamberlik denmiş. Böyle bir meslek. İtibarlı meşhur olması her dediğinin doğru olmasını gerektirmez. Sorgulanmalı.
Yani her bilim adamının her söylediği bilimsel değildir. Eğer yaptığına inanıyorsan, başkaların inanmalarını, onaylamalarını bekleme ve isteme. Ve onlara sorgulattırma. Yani ben böyle bir şey yaptım, ne diyorsun, nasıl diyorsun? Sakın doğrularını insanlara sorgulattırma. Çünkü niye? Patavat bir insan gelir, ne yaptığını bilmez, ne dediğini bilmez. Senin doğrunu yanlış yorumlar, senin de şefkin kırılır. Bir de yapma cesaretin olmaz. Sen inanıyor musun kardeşim yaptığın şeye? Başkalarının sakın sorgulattırma, onaylattırma. Sakın, yoksa doğrudan şüphe edersin. Bir daha okuyayım. Eğer yaptığına inanıyorsan, başkalarının inanmalarını, onaylamalarını bekleme ve isteme ve onlara sorgulattırma. Önüne bak, arkana bakma. Yoksa hedefinden ve doğrularından şüphe etmeye başlarsın. Eğer şey'i delilin yoksa, bütün dünya seni onaylarsa da bir kıymeti de yok. Yürürken, sevgili arkadaşlar, gençsiniz. Yürürken arabayı kullanmak gibi olun. Arkaya bile bakmak isterseniz sakın dönüp de bakmayın. Arkaya bile bakarken önünüze bakarak bakın. Şuradaki dikiz aynası odur. Öne bakarak arkaya bakın. Sıkça ikide bir yan lambalara bakmayın, aynalara. İkide bir bakma kardeşim, bak işte yani. Yolundan gözünü ayırma. Sen doğru olduğunda ayrı, şer'i delilin var mı? Kimin gölgesinde hareket ediyorsun? Kimlerle hareket ediyorsun? Kime karşı hareket ediyorsun? Yarın Allah sana soracak, bunu dedin, nereye göre dedin? Cevabın varsa korkmadan yürü. Başka? İtiraf edeyim ki, demek ki kendimle alakalı bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum, ama bak ben de merak ettim. Acaba ne çıkacak? İtiraf edeyim ki, yukarılarda bu kadar sert rüzgarların estiğini, fırtınalara maruz kaldığını bilmiyordum. Mesela dağlara kasırga, fırtına, dolu tipi eser değil mi? Soğuk olur. Obaya ne gelir? Yağmur ve su. Su gelir yani. O kar oraya su iner. İtiraf edeyim ki yaşlandıkça, demek ki kader bir yerlere bizi götürdükçe gördüğüm bir şey vardı ki, yukarılarda bu kadar sert rüzgarların estiğini, fırtınalara maruz kaldığını bilmiyor. Rüştü abi derdi de anlamazdık. Şey yapardık böyle, çiçek oynatır gibi. Eğer Allah nasip edersek görürsün derdi. Ne demek oldu? Ben zannediyordum ki oturuyor adam, kitap toplama yapıyor, ders yapıyor. Bizim nelerle göğüs gerdiğini, yani işte 5-10 senede ben fark ettim. Ne korkunç fırtınalar esiyor. En azından şunu düşünün. Senin de dine bağlı olan, pamuk ipliğiyle bağlı olan insanlar var. Sen bir tökez dersen, o işte başta gözükenler, aşağıdaki çoğu insan kopar. Çünkü seninle dine bağlı. Seninle pamuk ipliğine bağlı. Eğer seni bir sadakatsızlıkta bir hafif inhiraf ettirirse, cemaat komple metrelerce arası açılır hakikatta. Doğrudan aslı taviz vermeyeceksin. Hani okuduk ya biraz önce. Elektrikçiye kontrol kalemi neyse, hizmet eden elemanlara da layıkalara odur. Emirdağ ve Kastamonu kontrol kalemine benzer. Tabii anlayanı anlar. Hadsiz sayıya ve kuvalar hat konmaması ezeli demek. Nihayetsiz hedefe ebeden. Akla hükmetmek için kalpte olmak lazım. Çok acayip. Buza hükmetmek için su olmak lazım. Kalbe hükmetmek için, bak kalpte, kalbe hükmetmek için, suya hükmetmek için ne yazmışız? Ruhta olmak lazım.
Niye böyle karıştırdım? Buzağa hükmetmek için suda olmak lazım. Suya hükmetmek için akıl, akılda olmak lazım. Akla hükmetmek için kalpte olmak lazım. Kalbe hükmetmek için ruhta olmak lazım. Ruha hükmetmek için hiç olmak lazım. Bu da çok acayip bir tespit. Bir de okuyayım mı? Buza hükmetmek için su olmak lazım. Suya hükmetmek, bak, buza hükmetmek için su olmak lazım. Suya bu sefer hükmetmek için akılda olmak lazım. Akla hükmetmek için kalpte olmak lazım. Kalbe hükmetmek için ruhta olmak lazım. Ruh fena filla olması lazım. Ruha hükmetmek için fena olman lazım. Son 3-4 tane şey var. Kesiyorum. İlginçti bu. Düşünün tabii. Cennete girmek zordur. Çünkü hadislerde geldiği gibi etrafı cehennemle sarılı. Bu dünyada cennete girmek günahlardan sıyrılıp takva kalasına girmek. Takvanın kendisi ücrettir ve cennetin kendisidir. Takva cennetin ta kendisidir. Hidayet ruhun cennetidir diyor. Hidayet ruhun cennetidir. Hidayetin de zemini takvadır. Nasıl ki Allah Resulü diyor ki cennete girmek zordur. Niye? Cehennem diyor, cennet cehennemle çevrilmiştir etrafı. İşte hidayet ve sadakatin etrafında da böyle sadakatsiz insanlar ve hidayetsiz insanlar çevrilmiş. Sokak bunlarla dolu. Bak sabahtan akşama bağırıp çağırıyorlar. Şuna oy ver, şuna. Kendisini unutmuş. Ne için uğraşıyor? Bugün bir haletimi söyleyeyim mi size? Bu Darül Envar Vakfı için bir üzerimde telefon var ya şu dershanenin. Onu ve internet hattını Darül Envar Vakfı'na şey yapmak için Titinet'e götürdü beni. Benim imza atmam lazım. Oturuyorum, delikanlı iş yapıyorum. Bir haletimi söylüyoruz. O Ömer konuşuyor da ben imza için bekliyorum. Dolayısıyla düşünme şansım var benim. Baktım yaklaşık olarak 27 yaşındadır ortalama, yani fazla değil. Yapıyor ama bu Ömer'in işini yaparken öteki işleri de yapıyor. Tak 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 tak, acayip. Ömer'le bir şeyler konuşuyorlar falan. Ben de anlamıyorum yani o şeyleri. İçime dedim ki vay be. Ne kadar acayip. Sonra kalbime şık geleni söyleyeyim. Bu istidat burada kullanılmış. Adam nasıl yapıyor tak tak. Şunu telefonlar geliyor şeyler böyle. Dedim ki ben bu yaştayken, ben Rüştü abin yanındaydım, 27 yaşındayım ve Allah'ın ikramı, hepinize söylüyorum da böyle, hepinizi şükretmen için söylüyorum. Ben bu yaştayken dedim, sen de öyle, bir mürebbinin yanında eğitimi alıyorum. Terbiyesi altında kendimi ruhsal, içsel, onunla meşgul oluyordum. Dedim bak siz de şükre yanlış şey yapmayın bunu. Bunu küçültmek için değil. Buna bakarak Allah'ın bana verdiği ikramı hatırladım ve şükrettim. Bak 27 yaşında ben ruhsal şeylerle meşgul oluyordum. Şimdi bu telefonlarla meşgul oluyor. Olmayacak demiyorum da. Ey üzerinde nimet olanlar Allah'a şükredin diye söylüyor. O adam da ne diyecek? Sokaktaki namazsızlar var. Allah hamdolsun ki namaz kılıyorum. Haftada bir gün derse gidiyorum. Estiği zaman 5-10 dakika Risale okuyorum. Diyebilse keşke. Onun için Allah'ın nimetini hatırlayın. Bak o yaşta. Yani, tabii bu laf oldu. Bir kafanı çevirip de bunu anlatacak bir seviyesi mi var? Ben çok duygulanmıştım yani. Demek ki elhamdülillah. Hani diyor ki ben diyor 10 sene gençliğimin ihtiyarlığımın bir senesine değişmem diyor. 10 sene genç
kefeye koy ustad, ustadım. O kadar Ayasofya'ya olan lütuflar atmış, Rusya'da savaşmış, cihat yapmış, talebe yetişmiş, Yansara Nesuru Arapça öğretmiş. Yapmadığı şey kalmamış. 10 senesini İsparta'da yaptığı bir sene medreseciliğe, medreseciliği değişmem diyor. Öyle diyor mu demiyor mu? Kaçıncı ricaydı? He? Eski sahibi. 14 müydü? 14. rica olabilir. 10 sene gençliğimi, yani bir sene ihtiyarlıktaki o bir senemi ona şey yapmam diyor, değişmem. Onun için peki bu ne yapması lazım? Allah'a ne kadar şükretsek az. Sonsuz şükürler olsun. Burada kesiyorum. Vahir, buldun mu? Yok, arıyorum abi. He, bak o ihtiyarlığımın 10 senesini ihtiyarlığımın 10 senesini değişmem. Değişmem diye bakarsanız ya 14 veya 15. 15 olmaz. 14. rica. Buldun mu? Aç Mehmet. Ondan sonra keseyim dersi. Yoksa bak dersi kesmiyor. Siz de buradasınız. Abi dokuzuncu rica. He? Dokuzuncu rica mı? He, vay be. Tamam. Ne okur musun o cümleyi? Eski Said'in 10 senelik gençliğini bana verseler, ben şimdi yeni Said'in 1 senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim. Vay be. Ben ihtiyarlığımdan razıyım, siz de razı olun. Ben ihtiyarlığımdan razıyım, siz de razı olun diyor. Mesela o çocuğu gördüm ya ben mesela, bu dersi hatırladım. Şöyle baktım, ben 27 yaşımı hatırladım. 27 yaşında bana diyordu ki, demek ki anlamıştır işte abi. Dedi ki hayat toplaması yap sen. Hayat nedir? Bir de ruh toplaması yap, karma yap. Beraber ders yapacağız. Onlarla meşgul ol. Bana dedi ki ruhun kaç tane ayağı var? Zih hayattır, zih şuurdur, karnı, vücudu halici. 4 tane. Onları bul dedi neyin ne olsa olduğunu. Ruh eşittir, zih hayattır. 2. Zih şuurdur, 3. Kanun emri, 4. Vücudu halici. Kanun emri nedir? Vücut harici nedir? Bununla meşgul olacaksın. Sana bir sene mühlet veriyor. 3 günde bir böyle elinde telefon, seyir telefon var ya böyle. Şey çıkıyor. Elinde ondan 3 böyle ben bazen gelirim o sizin yanınızda ama o böyle bakardı. Kim ne yapıyor? Ben, inerdi. Öyle ses yapmazdı. Otururduk böyle. Ve kimle çalıştın nereden biliyorsa ne yaptın diyor. Buldun mu bir şey? Yani öyle kendi başına bırakmazdı. Ve dururdu. Dururdu üzerine, insanların üzerine. Mesela diyelim ki bir yere gönderdi değil mi? Postaneye telefon parası yatırılacak. Kendisi de dahil buradan eczane çıksa herkes haberdar olacak. Yani herkese aşağı bir kişi de mutlaka haberdar. Kimse habersiz çıkamazsın. Şimdi burada da öyle zaten. Geldin değil mi? Şey gelmedi. Postanede ne yaptın? Ne yaptıracaktın? Telefon. Ne kadar sürdü 1,5? Kesinlikle seni bekler burada. Odasına çıkmaz. Burada yani ona göre, kendisine göre 45 dakika, yarım saat koymuştur. O geçti aldı. Gelir buraya. Geldi mi gelmedi? O zaman da oturur. Seni bekler. Girdin. Aleyküm selam. Neredeydin? Niçin geç kaldın? Niçin geç kaldın? Kimle konuştun? Ya. Öyle bedeli de var ha bunun. Bedeli ne biliyor musun? En büyük cezası keşke dövse bağırsa. Böyle kafayı eğdi. Yanından gitmesi var ya kahrediyordu. Bir gün bakmazdı yüzüme. Ta artık ben cehenneme atılmıştım. Kanser olmadı. Bir gün bakmazdı. O bakmamak var ya. Keşke 10 defa fırça atsa. İnsan keyif veriyor. Beni de adam yerine koymuştu. Neden? Çünkü Belal dediniz ya hocam işte. O şanstaki kişideki batılı işlettirir. Evet. Ondan dolayı. Evet. O Zübeyir abiden almış ya o da. Hı hı. Zübeyir abinin sirkatibi, ustadın sirkatibi Zübeyir abi ya.
Rüştü abi yetiştiren Tayyar abiyle Zübeyir abi. Onun yanı yetişmiş. Ondan sonra usta Tayyar. Ondan sonra titizdi yani bize. Bak şimdi kafaya koyardı. Mesela çıktık. Kaç dakikada postaneye gider? Böyle şu. Onda hemen iner 45 dakika sonra. Sen bilirsin de bu kadar titizdi. İner aşağı. O seyahat telefonu var ya böyle şey. Panasonic şey var böyle. Girip çıkıp. Telsiz gibi. Telsiz gibi. Evet. Elinde. Bir bakarsın sinirinde volta atıyor. 45 dakika geçmiş. Hasan nerede? Ne varsa ne hali varsa görüyor. Girdim. He. Ne yaptın? Yatırdın mı abi? Tamam. Niye geç kaldın? Saat kaç? Abi. Şimdi zaten onun tipin şeyinden diyemezsin. Abi biraz işte. Takıldık işte. Takıldık. Hemen böyle bu kafayı eğdim abi. Zübeyir abi de kendisini fırça aldığı zamandan anlatırdı bize. Zübeyir abi de fırça yemişler kendisini. Zübeyir abi kapıyı hiç bir, en büyük fırçası keskiye dövseydi demiş. Ondan sonra bir yere gitmiş. Kutlet de mi gitmişler? Geç kalmışlar. Geç kalmışlar. Geç kalmışlar oturmuş odasına. Yok adam. Bir geliyor işte abi içeri girince. Böyle. Hiçbir şey demedi ha neredeyse. Kapısını vurdu gitti. Keşke kapıyı kafama vursa diyor. Keşke camdan aşağı atsa. Keşke bir şey dese. Hiçbir şey demeden var ya en büyük ses işte bu sessizlik ya. Çakmış vallahi. Eğer birileri size ilgileniyorsa çakar size ilgileniyor der. Eğer ilgilenmiyorsa koymuş kenara. Eğer de uykudan uyanmazsan gelirdi masama diye kalem arar gibi yapar diye. Sesler çıkarıyor. Al bir gideyim uyanalım istiyor. Pış pış pış. Geç fazla uyumuştan diye. Fazla kaldırma öyle kaldırır. Kalem arıyor. Ya kalem arıyor. Kalem aramanın sesinden. Pış pış sesler çıkıyor. Kağıtları karıştırıyor. Karıştırıyor böyle. Yani böyle ya bir şey arıyordu falan tamam abi. Yani direkt demeyen insanı ya. Boş bırakmayacak. Mürebbi o ya. Evet. Kendi başına bırakılacak kadar basit değil insan. Vâhır davâhum en ilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha.